Evet, bu videomuzda SolidWorks programında resimden çizim oluşturma yöntemiyle bir bıçak tasarımı yapacağız. Evet, yeni bir sayfa açıyorum. Yeni bir sayfayı açtım. Tabi masa üstüne kaydettiğim resmi açabilmek için araçlar menüsünden eklentiler var. Eklentiler. Oradan Authorize aktif durumda olmalı. Şu an aktif değil. Açıyorum. Aktifleşti. Ve şimdi çizim sayfasına giriyorum. Evet, çizim aktif olmazsa çizim sayfası, bu resmi çiz komutu aktif olmaz. Bunu menülerden sürükle bırakarak bu menüye ekleyebilirsiniz. Ya da araçlardan, çizim araçları, oradan alt taraflarda çizim resmi. Ona tıklayarak ya da ben menüye attığım şekilde tıklayarak resmi kaydettiğimiz yerden açabiliriz. Evet, resmimizi açayım ben. Resmimizi açtım. Şeklimiz bu. İler diyorum. Tabi taratma yapacağım ama şekli görmüyor şu an. Ben bunun üzerinden de gidebilirim. Şimdi bize açtığımız resmi çizgilerini kopyalamak kalıyor. Evet. Bu şekli ben tarayacağım. Kendi yöntemimle tarayacağım. Buradan buraya, oradan buraya. Tabi biraz kaba taslak yapıyorum. Ama tam yapmak istesem tabi ölçüleri ölçülü bir şekilde yapabilirim. Artık o sizin hassasiyetinize kalmış. İstediğiniz şekilde şekli değiştirebilirsiniz. Ben bunu uzatıyorum. Fazla yerleri zaten sileceğim. Bıçağımızı evet çiziyoruz. 3 noktayla yay. Buradan buraya yayımızı oluşturduk. Buradan buraya yayımızı oluşturduk. Tabii ben şekli hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Tabii gerekli yerlerde değişiklik işlemini yapacağız. Şimdi dış gövdesi tamam. Tabi
Burayı da çizelim. Buranın burası arası. Bunu silebiliriz. Bunu siliyorum. Orta kısmı silelim. Burayı. Şimdi ben kalınlık vereceğim arkadaşlar. Şeklimize orta düzlemde kalınlık veriyorum. 5 mm bir kalınlık vereyim. Şeklimiz oluştu. Tabi bu gövdenin olduğu kısım biraz daha farklı kalınlıkta olur. Buraya sağ tık çizimledim. Hızlı bir şekilde bunu CTRL'ye basılı tutarak hepsini seçiyorum arkadaşlar. Bu şekli hatta bunu seçmeyelim. Objeler dönüştür diyelim. Bir daha çizmeyle uğraşmayalım. Objeler buradayım. Bu nokta birleştir. Bu nokta birleştir dedim. Evet. Buna şimdi kalınlık vereceğim. Ekstrüzyonla kat oluştur. Orta düzlem dedim. Bir de öteleme yapalım geriye doğru. 2 mm. Çünkü eksenden biraz kaymış durumdaydı. Şimdi 5 mm toplam kalınlığı var. Ben bunu 8 mm yapayım. Bu şekli istersen ben dairesel de yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Beğenmezsek değiştiririz oranın ölçüsünü. Bunu 15 mm yapalım. Bu kısmı kalınlığını verelim. Çizim. Bunu burayı bu kısmı ve bu kısmı bu kısmı dönüştür dedim. Fazla yerler silerim arkadaşlar. Şimdi kalınlık verelim unsurlardan. Öteleme diyelim. Bunu tam merkeze alsın. Tabi burayı da orta düzlem yapalım. Burayı da 12 mm yapalım. Şimdi evet, bunu şöyle bir şekilde ekleyelim buraya. Objeyi ütele diyelim bu şekli. Zincir seçtemeyelim, sadece o şekli ötelesin. Daha sonra
Bu şekli öteleyelim. Tersine. Sonra birleştirelim. Şimdi bıçağımızın gerekli yerlerini de sivrileştirebiliriz arkadaşlar. Benim buraya yol girmem gerekiyor. Ben bir eksen çizeyim buraya. Eksenim ilk önce şu düz bir yere tıkladım. Eksenimi ayarladım. Eksenim oradan 40 mm ötede olsun. Onayladım. Ve ben artık buraya resmimi çizeceğim arkadaşlar. Tabii onun için ben resme kesit halinde bakayım. Evet, kesit halde bakayım ben buna. Resmimizi çizelim. Tabi ben buraya düzlemden ziyade şunu yapayım. Düzlemi sileyim. Evet. Buradaki radyüsümü başta kaldırayım arkadaşlar. Onaylayayım. Daha sonra ben oraya park kırarım. Şimdi buraya tıkladım. Çizim dedim. Uzun tuş. Buna dik. Şimdi. Evet, ben çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bunu çizdim. Bunu çizdim. Burayı çizdim. Evet. Ölçülendireyim. Böyle buranın arası 8 mm. Evet. Şimdi bir de bunun dışına yüzey çizeyim arkadaşlar. Fazlasıyla çiziyorum bu yüzeyimi. Ortayı da sileyim. Ben şimdi burada bir yol çiziyorum. Yol. Daha doğrusu bir şekil çiziyorum. Birazdan bir yol belirterek o yol boyunca kesme işlemi yapacağım. Şimdi
Buraya da çizim diyorum. Bu çizgiyi ve bu çizgiyi ve bu çizgiyi ve buradaki çizgiyi dönüştüreceğim. Dönüştürdüm ve onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi unsurlardan kıvrımlı kes komutu var. Yani bir şekli bir yol boyunca kesme. Şeklim bu. Yolum ise bu. Şeklim bu. Yolum bu. Evet, onaylıyorum. Süpürme işlemi tamamlandı diyor. Tabii kılavuz devresi burası da olabilir. Şimdi burayı oluşturduk. Burayı da seçelim. Ve burayı da seçelim. Onayladık. Bir daha yapıyoruz. Ben bu şeklimi en son çizdiğim şekli orta düzleme çizeyim. Tam ortasına. Evet. Bu şekli ve bu şekli dönüştürdüm. Bu şekli dönüştürdüm. Onaylıyorum. Kıvrımı kes. Bu şekli bu yol boyunca kes diyorum. Bakın arkadaşlar, bu çizdiğimiz yeri bu şekilde kesme işlemi yaptı. Tabi burada kesiyor. Bu kısım biraz daha farklı tabii ki. Bu kısmı da daha farklı yapabiliriz. Evet, tabii kıvrımlı kesi bir daha kullanalım. Çizim profilli. Ben şeklim bu. Yolu ortaya çizdim arkadaşlar. Ortaya çizdim. Bakın, onayladığımda yapmadı. Süpürme işlemini yapmadı. O zaman kılavuz eğrilerine gelelim arkadaşlar. Burayı seçtim. Benden bir kılavuz eğrisi istiyor. Burayı seçtim. Bakın yaptı. Burayı kesti o şekil boyunca. Ama burayı yapmadı arkadaşlar. İkisini beraber yapınca kesit düzlemiyle kesişmiyor dedi. Onun için şu seçeneği kullanmamız lazım. Buradan buraya bir teğet geçiş olduğu için onu görmeyebiliyor. Teğetlik başlat ya da bitir. Ya da seçeneklerden. Biz buna hiç girmeyelim. Yolu takip et dedim. Teğet yüzeyleri birleştir diyorum arkadaşlar. Buradaki teğet var. Düzden radyüse giriyor. Teğeti de yay dedim. Ne oldu? O çizdiğimiz şekli hat boyunca kesti. Onaylıyorum. Ve şeklimizi, keskin yerimizi oluşturdu bize. Tabi bu küçük kaldı derseniz, bu kes tüpünün burada çizimi var. Onu değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi ölçümüz burası. Ben 12 çizmişim. Bunu 16 yapabiliriz. 16.
Ya da şurası arkadaşlar 8'di 14 yaptım. Burayı da evet arkadaşlar 14 yapalım. Yaptım. Bir daha bir kesme işlemi yapıyorum. Onaylıyorum ve bizim çizdiğimiz yere kadar bıçağımızın keskin yüzeyini oluşturmuş oldu. Tabi ben buraya radyüs de oluşturabilirim. O önemli değil. Dip kısmımıza radyüsümüzü oluşturabiliriz. Tabi bıçağın keskin yerinin çapıyla uyumlu olmadığı için orayı başka türlü de halledebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde. Bunu uzatıyorum, bunu uzatıyorum. Evet. Böyle kesme işlemi yaparım. Sonuçta orada bir radyüsümüz oluşmuş olur. Ya da burayı çok da uzatmayabilirim. Buramız oluşmuş oldu. Tabi gerekli yerlere radyüs de veririz arkadaşlar. Dörtlük radyüsümüz kabul etmedi. İkilik radyüs verelim. İkilik radyüs verdim. Evet, birlik radyüsümüzü dağıtalım her tarafına. Radyüsümüz oluşuverdi. Şimdi tabi bıçağı tutan yere biraz elimiz sabit tutun diye başka yani elimizden kaymasın diye şekil de verebiliriz arkadaşlar. Rengini de değiştirebiliriz. Tabi bu bütün radyüs verdiğimiz yerler. Tamam. Burasını da verebiliriz. Farklı bir renk verelim.
Sadece o yüzden. Sadece o yüzden. Evet arkadaşlar, bıçağımız böylelikle tamamlanmış oluyor. Gerekli yerlere radyüsler de değişiklik yapabiliriz ya da el tutma yerine başka bir parçalar da ekleyebiliriz, isim yazabiliriz, marka yazabiliriz. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.